icat edildi. Evet, İslamiyet dünyanın her yerine hak ve hakikat olduğu için gelmiş, götürülmüştür. Allah şerlerinden korusun. Hristiyan propagandacıları Hristiyanlığı yaymak için uğraşıyorlar. Kilise açıyorlar oralara buralara, Allah şerlerinden muhafaza buyursun. Ama çürük şey, esasa dayanmayan şeyler. Ne İncil'in hakkı şey vardır, ne Tevrat'ın mensuhtur. Kur'an-ı Kerim'de onların zaten hükmü kalkmıştır. İncil'le Tevrat'la amel eden de cennete gider derse iman olmaz bir insanın. Ama iki ayetler var masumların, yani itikadı bozukların. Ayet bizim ayetimiz de onu tefsir, kendi arzularına göre tefsir ediyorlar. Anlaşıldı mı? Ortalığı ifsad etmek için. Moskova'da meyve hali var. Büyük. 5 tane meyve hali var. Ve tırlarla Türkiye'den de oraya sebze meyve geliyor çok. Hollanda'dan, dünyanın her tarafından geliyor da. Hale gittik. Halde Müslümanlar da var. Ekserisi Azeri Müslümanı. Ve Türkiye'den gelmiş. Şeyden Antakya'dan gelmiş. Orada dükkan açmış. Müslümanlar var. Efendim bir firma sahibi. Ramazan isminde birisi var. Hocam dedi, Hristiyanlar da iyilik yaparsa, ahirete inanırsa cennete gidecekmiş. Ayet varmış dedi. Ayeti de açtı, Kur'an'ı okudu. Estağfirullah. Şu ayet-i kerime. İnnellezîne âmenû vellezîne hâdû vennasâra vessâbi'ine men âmene billâhi vel yevmil âhiri ve amile sâlihan felahum ecruhum inde rabbihim ve la havfum aleyhim ve la hum yahzenun. Bu ayet-i kerime. Sure-i Bakara'da 11. sayfada olacak zannederim. Evet. 11. sayfanın başında Sure-i Bakara'da. Manası innellezine amenu iman edenler. Vellezine hadu Yahudi olanlar. Ve Nasara Hristiyan olanlar. Ve Sabi'ine yıldıza tapanlar. Ne men amene billahi Allah'a inanır ve amile salihan iyilik de yapar. Sa felahum ecruhum inde rabbihim. Onlara Rabbilerinin yanında ecri vardır. Ve la havfun aleyhim ve la hum yahzenun. Korku yüzüm yoktur. Bak Yahudi de Hristiyan da Allah'a ahirete inanır. İyilik yaparsa cennete gidecek diyor ayet. Bunu maksatlı olarak tefsir ediyorlar. Bunu mübarek Hazreti Ustazımızdan dinledik, anlatmıştı mübarek de. Bir paşa kızı varmış eski Osmanlı paşalarından. Paşa, Osmanlı paşası kızını biraz okutmuş, Arapça da okutmuş. Fakat itikadı bozuklar ona gelmişler. Paşanın kızına bak, ayet var Kur'an'da. Yahudiler de Hristiyanlar da Allah'a ve ahirete inanır, iyilik yaparsa cennete gidecekmiş. İşte ayet diye bunu da söylüyorlar. Paşanın kızının kafasını karıştırmışlar. Paşanın kızı Hazretimize gelmiş. Bunu sormak için. O zaman Ferhan Sultan ablamız daha küçük bir kız. Anlaşıldı mı? Ama Hazretimiz onu okutmuş. Küçük bir kız. Hazretimiz buyurmuş ki, ben değil, ona şu kızım cevap versin buyurmuş. Bakın, ablamız bir tefsir ediyor. Buyuruyor ki, اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَالَّذ۪ينَ هَادُوا وَالنَّصَارَ وَالصَّابِينَ İman-ı Suri ile iman edenler. Yani hakiki iman değil de. Sureta, efendim, Yahudiler, Hristiyanlar, Nasaralar, yıldıza tapanlar ne şartla? Burada demiş men var. Men edatı şarttır. İlmi usula göre edatı şart beyanat hamsenin üçüncüsünden beyanı tayirdendir. Bak burada okuyan kardeşlerimiz var. Usul okuyanlar bir ilmi gayde var burada. Ne şartla bu Yahudi, Hristiyan, Sabi, Suri, iman sahibi bunlar ne şartla? Men amene billahi Yahudi Yahudiliğini
Hristiyan Hristiyanlığını, Nasara Nasaralığını tahyir edip, bozup, bundan çıkıp, men amene billahi ve Allah'a, imanın altı şartına, ahirete iman eder ve iyi amel işlerse, onlara ecirleri var, onlara korku hüzün yok demektir. Yoksa Hristiyan olarak, Yahudi olarak cennete gidecek demek değildir. Yahudi, Yahudiliğini bozacak, tahyir edecek. Hristiyan, Hristiyanlığınsa bunlardan çıkıp iman eder, iyi amel işlerse o cennete gidecek demek deyince paşanın kızı ne demiş biliyor musunuz? Ben de ağlayayım, Türk milleti ağlasın demiş. Sen bu kızına nasıl eş bulacaksın demiş. Aynen böyle. Allah Allah. Çok duygulanmış. Ben de ağlayayım, Türk milleti ağlasın. Sen bu kızına nasıl eş bulacaksın? Allah Allah. Şimdi Moskova'da o Antakyalı Ramazan isminde Yasin firması diye bir firma, onun sahibi iyi bir çocuk, kursa da yardım eder, sever bizi efendim. Bunu ona da böyle şey etmişler, ben de böyle bir tefsir ettim Hazretimizden aldığımız şekilde. Adam çok memnun oldu, hocam teşekkür ederim dedi, bizi aydınlattık dedi. Ya böyle şeydi işte, bunu itikadı bozuklar ters tefsir etti. İki ayet, biri bu biri de şu, Hazretimiz buyurdu: ve en leyse lil insanu illa ma saa. İnsan için ancak çalıştığı vardır. Çalışın, çalış. Halbuki bu ayet mensuhtur. Anlaştın mı? İnsan için yalnız çalıştığı değil, çalıştığının ma fevkinde verir Cenab-ı Hak. Anlaşıldı mı? Kondura boyayınca akşama kadar boya boyar, bir yevmiye çıkarır. Diğeri yazhanede oturur, binleri kazanır. Yani sadece çalıştığı olsa ona da biliyorum ya. Biliyorum her şey değil mi olmasa? Yani men ca bil haseneti felehu aşru emsaliha buyurur. İnsanın sadece çalıştığı değil, çalıştığının fevkinde verir Cenab-ı Hak. Tamam mı? Bunu mensuh ama bunu kendilerine göre tefsir ederek şey diyorlar. Allah şerlerinden muhafaza buyursun.